Allah nasip ederse buraya gelen misafirlerimize bir ikram olacak. Çok yoğunluk var. Normalde biz her hafta pazar günü de atıyoruz. İşte yılbaşı olma hasebiyle dışarıdan gelen misafirlerimiz çok. İkramda bulunmak istiyoruz. O sebeple çorba da açacağız Allah nasip ederse. Ve 2014 yılının ilk yaprağıyla karşılaştık. Esasında insan oğlunun da ömrü de böyle bir soruların cevabını bulmak durumundadır. Efendim, ben bir gaye için yaratılan benim insanım acaba dünyada bir görevi, bir vazifesi var mı? Niçin? Hangi gayeyle yaratıldığını düşünür ve bu dünyada görevinin, vazifesinin nelerden? Yani geldik ama abdest alamadık. Sıra çok da ondan kılamadık, kaçırdık. Allah'ın takdir ettiği ömrümüzün de sonu gelecek. Güzel. Ve kaçırmak Allah'ın farz kıldıklarını eda etmek demektir kısacası. İstanbul'dan geziye geldik buraya. Kul olarak, kulluk görevlerini yerine getirmek için yaratıldığını bilen, şükürler olsun, geldiğinde abdest almaya çalışıyoruz. Hayatını devam ettiren evet, kişi, yer bulamıyor sabahtan işte o son beri, yaprak koparılırken, abdest sırası bekliyor, yani daha camide de yeri. Ölüm meleği tarafı neticeye ulaşmayı nasip eylesin. Hani bir de madalyonun öbür tarafı var aziz kardeşlerim. Bu dünyaya gelişinin sadece diyecekler. Allah'a Zülcelal Hazretleri'ne, Ya Rabbi, ne olur bizi tekrar dünyaya döndür de senin rızanı kazanmak için. Sabah gelmeye çalışıyorum. Tabii ki özel değil. O andaki ahın vahın bize bir fayda, bir yarar sağlamayacağını. İşimiz yani vardiyada çalıştığım için insanoğlu izinli, sen gizli imtihanla her sabah görüyorum yani. Yani. Allah'a imtihanla ve Allah'ın mahkumlarına şefkat ve merhamet ve onlar onun yardımlaşmaları. Bu görevleri ihmalimizin de bizi anlatacağını Kur'an ifadesiyle en aşağıya. O haberimiz de gelmiş. Burada bütün sevdiklerim var. Özellikle yağmur.